kaldırırsa o zaman işler karışabiliyor. Şu an için pek düşünmüyor. Bakalım. Evet. Şimdi ve arkadaşlar artık kış mevsim finallerinde yarı final mücadelesi başlamış bulunuyor. Gördüğünüz gibi Beşiktaş ve Atlas arasındaki 5 maçlık serinin ilk maçının yasaklama seçim ekranındayız. Sivir ve Zerat yasaklamaları geldi. Sivir'i duymuşlar gibi gözüküyor. Cihansa'nın elinden hemen Sivir'i aldılar. Hafta boyunca... Rumble Hekarim. Hafta boyunca Tadir'in Hekarim'le teknik dereceli çok fazla oynadığı yayınlarında ve bilmiyorum herhalde diğer taraftan takip etmiş olacaklar. Diğer teknik dereceli veya skimlerde. O yüzden Hekarim'i yasakladılar. Yani Taldir'in de daha fazla oyun yapabilecek bir şeyler vermemek lazım. Hakikaten o Hekarim'de çünkü doğru bir ışınlanma ile çok şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Rumble'da gitti. Şu anda aslında aklıma ilk gelen isim Makai. Üst skorda orada. Taldir için. Ve Sejuani yasaklaması geliyor. Dolce için yapılan bir yasaklama. Zek açıkta kalacak gibi gözüküyor. Eğer Teokales Zek'e çalışmadıysa Dolce Zek'ini alabilecek gibi gözüküyor bu oyunda. Ya da rakibi kışkırtıyorlar Zek almaları için. Hani biliyoruz. Biliyorsa alma diyor. Biliyoruz o kompozisyonda Zek'i kullandınız ama biz sizi iyi anlattık. O takımın esas ana taşı Sivir'di şeklinde. Bak Sivir ve Kalista. Direkt karşılıklı tepki o. Oho. Bu yukarı koridor olur gelirse ama bakalım. Wow, wow, wow. Queen üzerinde duruyor şu an Taldir'in. Yani bayağı uzun süreden beri izlemedim ben üst koridorda Queen ama şu an Acemen üzerinde duruyor. Acemen'in alacağını çok fazla zannetmiyorum. Evet tekli dereceli de çok fazla tercih edilen bir şampiyon ama profesyonel arenada durdurulması çok kolay. Yani en azından koridor değişikliği yaparak zaten Riven'ı rahatlıkla oyundan düşürebiliyorsun. Ve takım savaşını zorlayarak. Yani çok alınacağını ben açıkçası zannetmiyorum ama bakalım tercih edecek mi Taldir'in? Son 25 saniyesi. Daha bir ormancı hani Rex'e çıktıkken sanki tercih evet. Edilir mi? Hem Dolce'nin de oynadığı bir şampiyon. Teokalis'i de çok severek oynadığı bir şampiyon. Yani burada Rex'e gerçekten çok mantıklı olacaktır. Veya belki evet. Çeşi almak isteyebilirim ki evet Maokai'yi almak istiyorlar burada. Çok fazla tercih ediyordu sezon içerisinde. Hatta geçen hafta da oynadığını gördük. Bunları çok etkili olmamıştı ama birazcık daha sanki peel potansiyeli yani bu takımdan nişancıları veya işte büyücüleri koruma potansiyeli olan bir Maokai'yi tercih ettiler bu pozisyonda. Ormancı için yani çok fazla çalıştıkları şampiyon var diye düşünüyorum. Rex'i ilk tercih yapmadılarsa. Bakalım şimdi Atlas nasıl cevap verecek? Şimdi Heram'ın Nar'ı açıkta. Maokai'yi de alındığı için yani çok muhtemelen Nar oynayacak diye tercih ediyorum. Tabii şimdi ondan bahsedecektim. Terapistin Thresh'i. Henüz Beşiktaş ekibi destek rolünü göstermedi. Ve yani bunu alması gerçekten çok mantıklı olacak. Terapistin çok iyi oynadığı şampiyonlardan biri aslında. Fakat şu anda Duş'un üzerine duruyorlar. Duş'un da Nardius'un çok oynamayı sevdiği şampiyonlardan biri. Şöyle Beşiktaş'ın birazcık daha kompozisyonu görmek istiyorum bu kadar Atlas ekibi. Ona göre yukarı koridor tercihi evet Nar olabilir ama çok derinlere gitmesi gereken bir tercih gelirse işte burada Kog'Maw gibi biraz daha hiper taşıyıcı ve uzaklardan çalışabilen bir şampiyon tercih gelirse belki Lissandra tarzı bir tercih de yapabilirler. O yüzden biraz daha beklettiler bana sorarsan. Öncelikle daha rahat oldukları, Cihans'ın daha rahat edebileceği bir şampiyon tercih edip zaten hani ormancı olarak da geçen hafta çok iyi performanslar göstermişti Dolce. Zek tercihi burada anlaşılabilir bir tercih gibi gözüküyor. Evet şu anda Rexay ve Vayne üzerine duruyor Beşiktaş ekibi. Rexay'ı çok büyük ihtimalle kilitlenecektir ama Vayne konusunda emin değilim. Nardius acaba Vayne oynayacak mı veya Reis'i açıkta, Corki açıkta bu şampiyonları tercih eder mi? Desteğe dönermiş şu an o Vayne. Bambaşka bir saniye. Evet, Lulu üzerine ama nereye gideceği de belli olmaz. Tabii iki koridorda gidebilen hem destek hem orta koridor ki enerjinin de hani orta koridorda bu tip işlevsel şampiyonlar oynadığından bahsetmiştik. Bu maçların neden olmasın? Çünkü yani şu an Lulu ve Maokai'yi alarak zaten hani Juggernaut'u birazcık kıyısından tuttunuz. Devamı gelecek bakalım. Hani illa Maokai olmasa da gerek yok bu noktada. Yine hani mesafesini iyi koruyabilen bir şampiyonda almayı tercih edebilirler. Şu anda sıra tekrardan Atlas ekibinde. Bakalım iki şampiyon tercih edecekler. Thresh üzerinde bu sefer durmaya başladılar ve terapiste artık o Thresh'i vermek istiyorlar. Beşiktaş ekibi almayı Dumbledore Thresh oynuyor ama az oynuyor galiba. Daha çok Eni, Janna gibi şampiyonları tercih ediyor. Nami bu tarz şampiyonları tercih ediyor. Ve Vlad. Orta koridor Heron Vlad. Acaba bizi şaşırtacak mı ya? Orta koridor Lucian mı olacak? Orta koridorda son dönemde baya baya oynanmaya başlanan özellikle yine uzak doğu sahnesinde tercih edilen bir şampiyon. Sürekli hasar denilen olayı çok iyi yapabilen bir şampiyon. Bak neyin üstünde duruyor neredeyse.
Urgot neden olmasın? Sonuçta geçen hafta Keane başlatmıştı bu furyayı Gravity'den. Devamında o bir dakika. Keyfin orta aşağı gidecek. Enerji. Orta koridor enerjide Urgot oynayacak gibi gözüküyor ama daha 35 saniyeden fazla süreleri var. Bakalım bunu tercih edecekler mi? Yani bu kompozisyonu sanki hani ormancı rolünde bir bunu daha mı çok yakışırdı diye eğer bu şekilde gelecekse tercihler düşünmeden edemiyorum. Ama bir yandan da Makoe'nin etekleri yok. Altında bir şekilde yaşayabilirler. Yani şimdi daha mantıklı olacak gibi bu tercihler. Ve Urgot. Ya Urgot Morgan'ın en büyük özelliğinden bir tanesi diyecektim ki... Değişiyor şu anda. Dönmemeye evet. Başladı şu anda dışarıları. Kitleme özelliği var diye bahsedecektim ama Lissana neden olmasın? Evet Nardis. Yorum Nardis hiç kesinlikle karar verememiş durumda. Ve Cork üzerine duruyor şu anda. Bakalım evet. Cork'i Morgan ikilisi geliyor evet. Beşiktaş ekibinden. Bizi şaşırtamadılar bu sefer. Beşiktaş aslında Makoe'yi de düşünecek olursak Makoe'nin oyunun orta döneminde bitireceği bir görkemli zafer sayesinde çok büyük bir güç patlamasına sahip olacak. Lulu yani eşyası olmasa bile oyunun orta döneminde çok güçlü bir şampiyon. Ki orta koridorda oynanacağı için bu postta muhtemelen eşyaları da olacağından ötürü yine çok güçlü olacak. Corky Morgan'a yani Beşiktaş takımı oyunun orta döneminde güç patlaması yaşayan bir kompozisyona sahip oldu diye görüyoruz. Bu dönemde rakip takım devamlı savaşı zoracak, devamlı global görev yapmaya çalışacak. Atlas son tercihiyle acaba nasıl bir kompozisyon tamamlayacak? O da merak ettiğim dediğim yukarı koridor tercihi gelecek bana sorarsan bu noktada. Sen bunların orta koridora gideceğini düşünüyorsun. Muhtemelen öyle gözüküyor. Kasiopya. Aslında şey yine değişebilirler. Evet, hala değişebilirler. Evet hala değişebilirler. Makoe karşısında Kasiopya ama biraz daha etkili gibi geliyor bana ama Vlad nasıl durumda Makoe'ye karşı? Ya Vlad zaten eskiden beri özelliği şudur. İlk 8 seviye boyunca yani idare edersiniz ama 9. seviye olduğunuz gibi hani o küyetiniz kan nakli son seviyeye ulaştığından ötürü koridorda artık iyice zorba olursunuz. Evet. Rakibi devamlı geri itmeye başlarsın ve rakip sizi yani ne kadar dürterse dürsün, ne kadar karşılık verirse versin sizin devamlı can emmeniz olduğu için ki eşya düzeninin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Genelde Hextech ile başlıyorlar ki hani o can emme olayı birazcık daha artış göstersin. Koridordan def etmesi kolay bir şampiyon değil. Ayrıyetten yetmiyormuş gibi bir de o kan gölüne dönüştüğü için baskın vermesi de hiç kolay bir şampiyon evet. Değil. Burada acaba sıçra mı yoksa hayalet mi kullanacak? Onu da merak yalnız ediyorum. Yalnız Atlas ekibinin alan hasarı ne kadar yüksek? Şimdi Vlad'dan ulti gelecek zaten evet. Alan hasarı bulabiliyor. Zek takım savaşı başlatacak ve yine alan hasarı verecek. Kasiopya'ya hiçbir şey söylemiyorum. Zaten zehiri ve ulti sayesinde inanılmaz bir yüksek hasar potansiyeli var alana verebileceği. Lucian aynı şekilde Thresh çok güzel takım savaşı başlatabilecek. Burada Atlas ekibi gerçekten yasaklama seçim ekranından güzel bir kompozisyon yaparak çıktı diyebiliriz. Şöyle bir şey var. Atlas ekibinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi orta koridorda. Hani Lulu'nun çok güçlü olduğu dönemde Cassio'nun birazcık daha o gözyaşı damlalarını doldurma sürecinde olacağı için sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama takım gelişim bakımından, güç artışı bakımından Atlas oyunun sonunda çok daha güçlü gözüküyor bana sorarsan. Ki burada Corki faktörünü unutmamak gerekiyor. Corki ve Lucian arasındaki zaten büyük denge farkı. Ayrıyetten Vladimir'in takım savaşlarını getireceği çok önemli bir ulti potansiyeli var. Eğer doğru ultiyi 2-3-4 kişi hatta 5 kişi tutturmayı başarırsa çok ekstra bir hasar potansiyeli var. Yani oyun ilerledikçe hani böyle 40-50 dakikalık bir oyun görürsek Atlas doğru oynadığı takdirde kompozisyondan avantajlı gözüküyor. Ama Beşiktaş'ın oyunun orta dönemindeki o artan gücü karşısında evet. Nasıl reaksiyon verecekler? Beşiktaş'ın amacı burada erken safhalarda hemen ejderhaları alıp rakibi aslında hani o güçlenmeye başladığı dönemde 4 ejderhası olup devamlı savaşa doğru hani çekmek olabilir. Hani daha fazla güçlenmeyin. Hani bu ejderhayı bize bırakırsanız biz 5. ejderhayı alırız. O yüzden savaşın bizimle. Hani bu savaşı verirse eğer Atlas takımı tam o güce ulaşamadan yani sonuçları kötü olabilir. Yani Beşiktaş'ın ne yapmak istediğini çok iyi anlıyorum. Bir yandan da Atlas bunu gördü. Açıkçası koridor safhasında aşağı koridorda Lucian, Thresh ikilisi birazcık daha avantajlı gözüküyor. Ama Beşiktaş bunu koridor değiştiği yaparak acaba... Şimdi onu soracaktım ben de. Koridor değiştiği gelir mi diye acaba. Yani Makoe'yi Vlad'ın karşısından kurtarmak isterler mi acaba? Yani şöyle bir şey var. Corki'yi yan koridora göndermek geçen sezon özellikle Millennium'un çok fazla yaptığı evet, bir şeydi. Kreaton evet, evet. Özellikle yukarı koridora gidip hızlı bir şekilde Facebook denilen olayı yapıp
oradaki koridordaki kuleyi düşürüp hemen oyunu diğer koridorları yıkmayı düşünüyordu. Hele ki o üçlü kuvvet artı bir de sihirbazın çizmeleri geldiğinde hani hem kule altını dürtme hem takım savaşlarında verdiği hasar, yetenek gücünden gelen ekstra hasar sayesinde rakiplerini bayağı zorluyordu. Böyle böyle çok maç kazandı geçen sezon. Milanyum acaba Beşiktaş bunu isteyecek mi? Ya da şöyle bir psikoloji de olabilir. Nardis ve Dumbledore, abi biz bu Cihan Sam ve terapistin karşısında her türlü koridor safhasını atlatırız, iyi çıkarız deyip de hiç böyle bir yolda girmeyebilirler. Ama koridor değişikliğini yapacaksa bence burada yapması gereken takım Beşiktaş gibi gözüküyor. Evet, Beşiktaş yapar gibi gözüküyor bence de. Yani senin söylediğin gibi alt koridorda Trash ve Lucian ikilisi biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Özellikle erken seviyelerde hani tercih ederse Beşiktaş tercih edecek gibi gözüküyor koridor değişikliğine. Orta koridoru Lulu ve Kasiopya. Yani aslında Lulu burada Kasiopya'ya kıyasla biraz daha rahat olacak gibi gözüküyor. Çünkü uzakta durabilecek, milyonları yine temizleyebilecek. Yani Kasiopya'nın aynen öyle dürtmesinden rahatlıkla geri çekilebilecek gibi gözüküyor. Burada aslında Kasiopya'ya karşı almış doğru bir tercih diyebiliriz. Aynen. Yani Beşiktaş oyunun orta dönemindeki o güç patlamasını kullanarak oyunu bitirmeye, bitirme noktasına getirmeye çalışacak. Yani sonuçta 30 dakikada oyun bitecek diye bir şey yok. Ama Beşiktaş eğer istediği savaşları yapabilirse, istediği görevleri yapabilirse gücü o kadar fazla olacak ki yani rakibinin 40. dakikadaki gücüne göre kendi güçleri iki katı olursa onların yani hani oyun 40. dakika uzamamış çok fazla bir manası söyledim, olmayacak. Çok doğru. Yani dakika 17-18'de aslında Beşiktaş'ın o güç potansiyeli tavan yapmış olacak. Dakika böyle 27-28'e kadar da devam edecektir gibi gözüküyor. Bu süre zarfı içinde Beşiktaş acaba bu gücü nasıl kullanacak? Ne kadar fazla fark açabilecek takım rakip takımlar arasında? Eğer burayı iyi kullanırsa oyunun geç safhalarında da açtığı fark sayesinde gidebilir, oyunu taşıyabilir. Ama eğer burayı iyi kullanamazsa Atlas ekibi bence cezayı kesecektir gibi gözüküyor Beşiktaş ekibine. Gerçekten çok çekişmeli gibi maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bunu söylememiz lazım. Aynen. Kış mevsim finallerinde yarı final mücadelesi birazdan başlıyor. Beşiktaş ve Atlas arasında 5 maçlık serinin birinci maçı birazdan karşınızda olacak. Sizlere tekrardan hatırlatalım. Şimdi Beşiktaş takımının ayrıyetten vermesi gereken ikinci bir karar var. Yukarı koridorda Magai'ye görkemli zafer mi yoksa asılık sopa mı yapmak? Eğer oyunun sonuna gitmeyi düşünmüyorlarsa, oyunun orta döneminde o üstünlüklerini yani çok ciddi bir anlamda rakibe kabul ettirmek istiyorlarsa görkemli zafer yapıp evet, devamlı rakibin üzerine yürüyebilirler. Ama bu kararın riski şu, eğer oyun istedikleri gibi gitmezse, istedikleri dakikalarda oyunu bitiremezlerse Makai'den de bir noktadan sonra hasar konusunda hiçbir fayda alamayacaklar. Evet. Çünkü hani görkemli zafer ve asılık sopa tercihinin arasındaki en büyük fark oyunun sonunda Makai'nin aslında ekstradan belki de rakip takımı canı sıkabilecek o ufacık hasar farkını yaratabilmesi. Eğer bunu yaparlarsa yani diyeceğim ki Beşiktaş evet yani oyunu 35-40 civarında bitirmek istiyor. Ona da bir yandan göz atmak gerekecek. Alt koridorda Corky Morgan ikilisini göreceğiz bakalım Lucian Trash'e karşı. Aslında Nardius'un sevdiği şampiyonlardan biri yine Corky. Uzaktan dürtme potansiyeli çok yüksek. Lul ve Morgan'ın yardımıyla da hatta Makai'nin ona sağlayacağı kabuk yardımıyla da bayağı da bir uzun süre ayakta kalabilecek aslında. Şöyle bir şey var zaten Beşiktaş'ın ekstra güçlerinden bir tanesinde hani dürtme potansiyeli. Kule altına olsun, hani rotasyonlarda olsun, Ejderha Savaşı öncesinde ya da işte bir kule savaşı öncesi sonrasında hani Corky'den gelen, Lulu'dan gelen hatta Rexey'den gelen ekstra bir dürtme potansiyelleri var. Yeterince dürttükten sonra zaten çok fazla savaşmalara bile gerek kalmayabilir. Görevi yap, geri çekil. Görevi yap, geri çekil. Hani ne kadar skor olur bilmiyorum. Yani Atlas takımı oyunun erken safhalarında bu dürtmeye karşı ne kadar kulelerin altında kalır, savunmaya devam eder bilmiyorum ama bu noktada Beşiktaş ön kuleleri çok hızlı bir şekilde düşürmeyi başarırsa haritada üstünlüklerini Morgan'ın o aradan çıkarma potansiyelini ekleyerek çok feci bir şekilde kabul ettirebilirler. Ki Morgan'ın aslında alınma sebebi bir yandan hani taşıyıcıları korumak. Hani bu noktada belki Corky, Lulu veya öne giden bir şampiyonu korumak ama ileriki dönemde birazcık daha ilerleyen dönemde kulenin olmadığı dönemde bir aradan çıkarma potansiyeli de olsun istiyorlar dedik ve şimdi vadiye iniyoruz arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Kış mevsim finallerinde yarı final mücadelesi şu anda başlamış bulunuyor. 5 maçlık serinin ilk maçı şu anda karşınızda Beşiktaş ve Atlas arasında. Mavi tarafta Beşiktaş, kırmızı tarafta Atlas ekibi var. Hemen kadroları tekrardan göz atalım. Üst koridorda Makai'yi, ormanda Rexey'i, orta koridorda Lulu ve alt koridorda Corky ve Morgana beşisini görüyor olacağız. Beşiktaş ekibinde hemen Atlas'a bakıyoruz. Üst koridorda Vladimir, ormanda Zek, orta koridorda Kasiopya ve alt koridorda Lucian Trash beşlisi mücadele ediyor olacak Atlas ekibinde. Şimdi bakalım. Koridor değişikliği gelecek mi? Evet. Bunların
Bayağı 4 kişiler mi şu anda orada ve 4 kişi olarak hareket ediyor. Rex'e de arkada. Rex'e de birazdan gelecek oraya. Kırmızı güçlendirmeyi, Atlas ekibinin kırmızı güçlendirmesini bir kontrol etmek istediler. Rex'e küçük dağları kendisi yaratmış gibi bir yürüyüşü var ya, hastasıyım ya. Şu küçük dağları da ben yarattım. Derken iki tarafta birbirinin ormanı girmiş Atlas durumda. Atlas ekibinde mavi güçlendirmeye ilerlemek istedi fakat vazgeçti. Kimler dönüyor şu an? Beşiktaş herkes dönüyor mu? Yoksa yukarıda birilerini bırakacaklar mı? Evet, Colt ile Morgan'a kaldığını göre arkadaşlar. Burada bir koridor değişikliği göreceğiz. Hatta utanmadan bir de kırmızıyı mı çalacaklar? Yok hayır, yok, o kadar değil. Yok, çalmadı. O kadar değil. Şimdi burada dikkat etmesi gereken konu Zekin. Rakibin güçlü olduğu harita tarafındaki güçlendirmeyi alırken çok dikkat etmesi. Hı hı. Rakibin bu koridor değişikliğini fark ettikten sonra eğer o kırmızı güçlendirmeyi şuursuz ve pervasız bir şekilde gidip almaya çalışırsa Morgan'ın baskısıyla karşılaşabilir ve belki de pasifini kaybedebilir, ilk kanı bile verebilir. O yüzden çok dikkat olması gerekiyor. İyi başladı. Güzel bir orada karanlık esaret geldi ve Jerome için çok tehlikeli bir durum. Çünkü hani rakibin erken safhada yaptığı bir koridor değişikliğini görmediği için koridorda kalmak zorunda kaldı. Nasıl, diğer tarafta dürtüldü. Evet, dürtüldü. Diğer tarafta ise Makai ormandan başladı. Çok rahat dönebilen bir şampiyon. Bir de takım arkadaşıyla beraber döndüğü için bu konuda birazcık daha avantajlı olabilir. Aynen öyle. Şu anda Rex'e ile birlikte zaten ormanı temizlemeye başladı. Orada en azından biraz tecrübe puanı almak istiyor. Bakalım, henüz koridora gitmedi. Alt koridora gitmedi Makai. Bunu söylememiz lazım. Doğuşun Thresh ikilisi bitiriyor. Hatta Thresh şu anda geri dönüyor yanlış görmüyorsam ben. Evet, Thresh geri döndü. Büyük ihtimalle üst yukarıya, koridora yukarıya. Evet, Herom'a yardım etmeye gelecek. Ya Vladimir'in çok fazla geride kalmasını istemiyorlar. Oradaki koridor dondurma faaliyetini bozmak için Thresh yavaş yavaş gidecek. Hatta herhangi bir şekilde zeki bir baskı gelirse onu da önleyecek. Burada çok akıllıca bir hareket aslında. Evet. Atlas rakip takımın yaptığı bu taktiğe doğru bir şekilde hemen karşılık verdi. Aynen öyle. Şimdi bakalım burada Lucian'ın tek kaldığını göreceğiz. Marco'ya karşı mücadele edebilecek mi? Alt koridora bir baskın gelebilir aslında yakın zamanda Lucian'ın tek kaldığını düşünürsek. Atlas ekibinde şimdi hem orta koridorda Lisvan var. Lucian diyoruz hatta biz ona. Bir de aynı şanjörde Lucian var. Birazcık karışıklık olacak gibi gözüküyor. Bir karanlık eser denemesi daha. Onu da son pikselde tutturmayı başarıyor Dumbledore. Şimdi burada terapist buraya geldi yardıma. Vladimir'in şansı şu. Botla başladığı için ekstradan 4 tane iksirle koridora gelmesi koridorda kalmasını sağladı. Ve Thresh de gelince koridorda kalmaya devam edecek. Diğer tarafta Makai tabii ki burada Jansa'nın karşısında yani çok zorlanmadan minyon kesecektir, biçecektir. Yani minyon sayısında her iki yukarı koridor oyuncusunun da aslında şu an koridoru bir tanesi farklı olsa da zorlanacağını düşünmüyorum. Ki terapist şu an takım arkadaşının burada savunmaya çalışıyor. Ama bu noktada şöyle bir şey var. Eğer Ejderhat tarafında baskı kurmayı tercih ederse Theokolis burada kim avantaj çıkacak? Oo, burada nasıl bir sıçrayı almak istiyorlar bakalım Lucian'dan alabilecekler mi? Enerji devam ediyor. Theokolis de oraya geldi. Çısını kullanıyor fakat oranın çıkmasına çok imkan yok gibi. Ve orada ilk kan dökülüyor. Theokolis skoru aldı fakat rünün üstüne tutuştur vardı. Yok, son tık yetmeyecek gibi. Evet, orada kalkanı da mı kullandı kendi üstünde? Kalkanı da kullanarak büyük ihtimalle o hasarı engellemi ve kurtulmayı başarıyor. Güzel bir izledik. Çok kötü haber bu. Çünkü yani tabii ki şimdi koridora göz yaşıyla dönecek. Diğer tarafta Dudu ilk kandan asist aldığı için ekstradan bir altın kazandı. 200 altın kazandı orada. Hı-hı. Bu noktada çok daha avantajlı olacaktır. Koridor safhasında çok rahat olacaktır Cassiopeia'ya karşı. Akıllıca bir hareket. Rexay'dan güzel baskı ve orada skor almayı başardılar. Şimdi kule altı mı düşünüyorlar bakalım? Neden olmasın? Cihan orada bekliyor. Taldırın da orada. Evet, Teokos şimdi kendini gösterdi. Acaba oradan çıkabilecek mi? Yalnız Cihan San şu an orada resmen sıkışmış durumda ama ışınlanma geliyor. Burada işler Vesperis'in seri gibi gitmeyebilir ama hayır, Vladimir oraya geldi. Herom devam edecek. Zek de şimdi oraya zıplamayı başardı ve Taldir'in orada sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Lucian devam edecek. Bakalım orada skor alabilecek mi? Teokos kötü bir pozisyonda kaldı yan taraftan. Ejderha. Şimdi Lucian da geliyordu. Ejderha. Ama şimdi 4 kişilik Atlas ekibi bir anda Ejderha'yı başlatıyor. Yampiri yengeci orada Beşiktaş almış ama yine de bunu yapmak istiyorlar, başlatmak istediler. Şu anda 3000 cana kadar azaltmayı başardılar Ejderha'nın canını. Lulu şu anda oraya gelmiş durumda. Theokolis de orada. Dumbledore da güzel pozisyon aldı. Burada bir savaş izleyebiliriz. Atlas'ın çıkması lazım buradan. Üst koridordan Corki devam ediyor. Atlas çok kötü bir pozisyonda şu çok an. Güzel bir karanlık esaret. Ama oradan Thresh Fener ile birlikte kurtarmayı başarıyor Zeki. Ve Ejderha'yı da durdurdular böylece. Büyük dezavantaj Atlas için. Çünkü yani bütün bunlar olurken Corki yukarıda. Evet. Yine 44'e 19. Bak bu zaten orta oyunun orta döneminde
haritayı domine edecek bir nişancıdan bahsediyoruz. Minyon'da böyle bir fark açıldığı için şimdi işler hem orta koridorda hem de nişancı bakımından çok kötü gidiyor Atlas aleyhine diyelim. Yani yani bu koridor değişikliğini Beşiktaş istediği gibi kullandı diyebiliriz aslında. Aynen, çok iyi kullandı ve ışınlanmayı niye iptal etmedi ben açıkçası anlamadım. Yani orada rakip zaten geri çekilmişti. Bir daha girme ihtimalleri yok çünkü Zek de oraya yakındı. Aha. Hani belki ejderha yaparız dediler ama Morgana, Dumble burada çok güzel gördü. Oyunu iyi okudu. Hemen yukarıdan yola çıktı. Aşağıya geldi. Yani zaten bu savaşı istemiyorsunuz. 4'e 5 bile olsanız o ejderhayı bu dönemde tanklamak istemiyorsunuz. Ve alamadıkları için yani korku çok büyük bir avantaj ele geçirdi. Şimdi yalnız orada Jerome birazcık açılmış durumdaydı. Hemen geri çekildi. Şimdi orada Zek'in pembe bir totem bulduğunu görüyoruz. Onu hemen temizliyor. Enerji zaten bunun farkında, orada görüşü olduğu için. Orada bir de Rexel'in tünelini temizledi ve ormanına geri dönüyor. Herhangi bir baskın görmeyeceğiz. Atlas ekibinden orta koridora yapılabilecek olan. Yani Cassiopeia için söylenecek şeylerden bir tanesi de her ne kadar kısa koridorda oynuyor olsa da, orta koridorda oynuyor olsa da, hı-hı, sıçramasını kullandıktan sonra çok fazla bir kaçış mekanizması, evet, yok. Ki o pozisyonda sıçramasını kullanmış ilk kamp pozisyonunda. O yüzden hani birazcık daha temkinli oynamaya çalışıyor. Normalde kendisini koridoru hani domine eden koridor zorbası olarak tanırız ama karşısında tabii ki yalnız bir tane daha karanlık, evet, eser tutuyor. Yani Dumbledore gerçekten çok iyi. Şu ana kadar kaçırmadı galiba ve iki tanesi üç tanesi son pikselden tutturmayı başardı. Aynen. Ve karşısında da hemen orta koridordaki şeye devam edelim. Koridor hanım ağası bir Lulu olduğu için eski dönemlerden beri onu öyle tanıyoruz. Bayağı bir zorlanıyor. Ki o gözyaşını doldurmaya devam ediyor. Bu dönemde rakibinin karşısında bir Doran yüzüğü fazlası olan. Hı-hı. Bakar mısın dürtmeye? Yani çok fazla çok şey, dayanma şansı yok. Ya şu anda geri dönmeye çalışıyor. Bakalım İsteyecek enerji mi? Onu durdurmak istiyor ama durdurmak. En azından yavaşlatmayı başardı. Evet, yani şu anda iptal etti. Diğer minyon dalgasının yarısını belki de ondan çalmayı başaracak bu şekilde. Bu sırada nişancılar arasındaki minyon farkı açılmaya devam ediyor. 72 minyona 39 minyon. Evet. Yani bu çok kötü bir haber. Gerçekten Corki, evet, oyunu domine edecektir yaklaşık. Parazıyla bitirmiş. Evet, 10 dakika içerisinde olabilecek bir savaşta. Yani Atlas'ın Ejderha Savaşı'nda çok uygun bir pozisyon bulmadığı sürece karşılık vermemesi lazım. Bak şimdi yukarıdaki kule düştü. Corki bunu aldıktan sonra hemen aşağı doğru rotasyona başlayacaklar. Aynen öyle. Ön kuleler düştükten sonra işleri çok zor. Bak mesela bu ejderhaya karışamazsın şu an. Bakalım orada bir totem var ama Atlas ekibi buna karşılık verecek mi? Thresh şimdi oraya gelmeye başladı. Aslında Marco'nun da yaklaşması lazımdı. O birazcık, evet, geç kaldı ve Rex'e oradan çıkmak zorunda kaldı. Evet, ejderhayı yine kimse alamayacak böylece. Evet. İki takım da geri çekiliyor. Korku yukarıda bir minyon dalgası daha mı bekledi acaba? Niye orada kalmaya devam etti? Morgan'ı aşağı yolladılar. En azından ejderha bölgesinde birazcık daha görüşü ele geçirmeye çalışabilirler. Şu an Morgan'ın oraya rotasyonu ile. Corki yukarıda bedava minyon biçmeye devam ediyor. Buradaki hani avantajları çok büyük. Gerçekten çok büyük bir avantajdan bahsediyoruz. Bakalım BJK burada nasıl kullanacak bu? Yalnız Makai ve Vladimir arasındaki minyon farkı da çok yüksek durumda şu anda. 63 milyona 38 milyon. Yani bu koridor değişikliği gerçekten Atlas ekibini çok kötü etkiledi. Yani o ışınlan sonrası ejderha oyunu bayağı bir sıkıntı yarattı diyebiliriz. Hı hı. O bu sırada Cassiopeia'nın başının dertte olduğunu görüyoruz ama oradan sıçrasını da kullanarak çıkmayı başarıyor. Hemen şimdi terapist onun yardımına geldi. Gelebilecek ek bir baskına karşı korumak için onu. Dumbledore sol tarafta bekliyor. Bir de totem attı. Bir karanlık esaret deneyecek yine. Son pikselden tutturabilecek mi acaba? Eğer o karanlık eser tutarsa işler karışabilir çünkü Lucian'ın şu anda sıçrası yok. Mal güçlendirmeye göz diktiler. Evet, onu istiyorlar. Yani vızır vızır oradan Pix'in okları geçiyor. Jerome'un işi hiç kolay değil. Zaten o da bunun farkında olduğu için ikinci eşya tercihini Negatron pelerini olarak yapmış. Ya yani koridordaki artık yani varlığı iyice silindi diyebiliriz. Bu noktada bu Lulu karşısında daha defansif oynamaya çalışıyor. Hani birazcık daha o karşının gözyaşlarını doldurmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu sefer Atlas başlıyor. Beşiktaş bu ejderhayı bıraktı. Çok enteresan bir şekilde. Yani çok daha avantajlı oldukları bir dönemdi. Belki, evet, de Corki'nin birazcık daha fazla orada minyon biçmesini sağlamak için
Ya alırsanız alın dediler adeta birinci ejderhayı. Çünkü devamı bizde gibi düşünüyor. Aslında şu anda yalnız karanlık esaretten o kan omuzu yeteneğiyle kaçmayı başarıyor. Bu kuleyi almalı lazım o zaman. Yani evet. Madem ejderhayı bıraktınız. Yoksa yani kağıt üzerinde Corki'ye verilen... Tekoş soruya gelen hemen sıçrasını kullanıyor Eram. Daha fazla orada durmasına imkan yok çünkü. Aynen senin söylediğin gibi bu ejderhaya karşılık üst koridorda ikinci kuleyi almayı başaracak gibi gözüküyor. Beşiktaş ekibi bakalım Atlas buna karşılık verebilecek mi? Hayır, buna karşılık veremiyor. Son vuruşta Corki yapmayı başardı. Böylece Beşiktaş ekibi üst koridoru adeta bitirdi. İki kule alındı, ikisi de üst koridordan alındı. Şimdi oradaki minyon dalganın çok iyi manipüle etmesi lazım Beşiktaş ekibinin. Yani devamlı orayı yavaş ittiren bir şekilde bırakırlarsa oyunun ilerleyen bölümlerinde o haritanın aşağı tarafında Atlas çok zorlanır diye düşünüyorum. Bu noktada olay tabii bir noktadan sonra Maokai'ye bakacak. Maokai'nin eşya başlangıcı şu an için tabii ki hani katalizörü yapacak. Ondan sonra nereye gidecek? Bu da önemli bir konu. Evet. Son dönemde özellikle birazcık daha can değeri arttıktan sonra Görkemli Zafer birçok oyuncu tarafından tercih edilmeye başlandı. Hele ki bu takım komposunda çok güçlü olabilir. Çok çok daha mantıklı olur yani. Takım savaşı başlatmak istiyorsa Görkemli Zafer sayesinde inanılmaz bir hareket hızı kazanıyor. Çok daha hızlı bir şekilde takım savaşı başlatma potansiyeli oluyor aslında Marco'yla. Bakalım bunu tercih edecek mi? Veya bir yandan da senin de söylediğin gibi asırlık sopayı tercih edebilir. Yalnız yani minyon farkları gerçekten... Ve çok... asırlık sopayı tercih etti bu arada. Asırlık sopayı tercih etti, evet. Minyon farkları çok büyük sıkıntı şu evet. an. Yani 30 milyonluk fark yukarıda. 94'e 62 alt koridorda, 114'e 77 orta koridorda da aynı şekilde 108'e 87. İki tane kule alınmış. Hı. 4000 altınlık fark oyunun bu döneminde çok büyük bir farktan bahsediyoruz. Ve tamam, bir skor var takım... sadece. Aynen. Yani bu takım evet dedik ki oyunun erken dönemlerinde, orta dönemlerinde fark yaratacak bir takım. Beşiktaş'ın seçmiş olduğu kompozisyon, tercih ettiği kompozisyon. Ama yani bu kadar geri düşmemesi gerekiyordu Atlas ekibinin. Çok zorlanacaklar. Ya bir de üst koridoru şu anda yani Beşiktaş ekibi bildiğin kitlede iki kule aldığı için Vladimir böyle rahat rahat ittiremiyor bile. Bak buraya kadar geldi ama şu anda baskına inanılmaz açık durumda. Taldır'ın burada kendini gösterdiği anda artık daha fazla ittirmesine çok imkan yok aslında burada Erol'un. Yani şöyle bir şey bile yapabilir ilerleyen dakikalarda Beşiktaş. Hani yeterince kendilerine inanmaları durumunda. Aşağı koridora Mako'yu gönderip ortadan 3 kişi baskı yapıp yukarı koridora Rex'e'yi de gönderebilirsin. 1-1'e de dönebilirsin. Yani şu an aslında oyunun başından beri yaptığı oyunlar sayesinde Beşiktaş haritayı tamamen kendisine ele geçirdi. İstediğini de yapabilir. Ve Teokalis oraya geliyor. Dolce'yi gördü. Bu da büyük bir avantajdı. Bir evet. rakibin ormancısında görüşünü aldılar. Ki yani ormanın üst tarafında Zek'in çok dikkatli olması gerekiyor. Kule olmadığı için o noktada Beşiktaş haritada olmadığı sürece kendi ormanında kesinlikle rahat edemeyecek. Şu an birçok şey Atlas'ın aleyhine gidiyor desek yanlış olmaz. Evet bakın burada hemen yukarı koridorda başlattıkları furayı burada devam ettiriyorlar. Bir kule daha düşecek. Ya üst koridordaki üstünlüklerini şu anda haritanın diğer koridorlarına dağıtmaya başladılar yavaş yavaş. Aynen. Burada olabildiğince tabii minyonların ölmesini istiyorlar. Olabildiğince minyonun çok iyi kullandılar. Evet kule tarafından silinmesini istiyorlar adeta ve burada artık son vuruş yine Nardius'tan geliyor ve kuleyi almayı başardılar. Bir de mavi kuşlar almaya çalışacaklar. Yani Zek içeri girdi. Terapist orada. Karanlık eserden kaçmayı başardı. Hemen Thresh'in federine tıklıyor ve oradan geri çekiliyor Zek. Bu mavi güçlendirme. Bakalım atlası olacak mı? Kas yapıyor. Ultisini kullandı çok fakat yanlış. Dumbledore arkasını dönerek olabildiğince az hasar aldı. Kitle kontrolünden kurtuldu. Şimdi ultisini kullanıyor Dumbledore. Bakalım Lucian skorunu alabilecekler. Lucian skorunu aldı. Zek içeride. Corki'nin üzerinde. Fakat pasifi devreye girdi. Lulu orada. 2'de 2 yapmayı başarıyor. Kocaman bir Maokai orada şu anda. Bakalım skorunu alabilecekler mi? Vladimir skorunu da aldılar. 3'de 3 yapmayı başaran bir enerji. Ve Beşiktaş gibi. Bir anda yani oyunu kopardı ya. Savaşmaman lazım. Dakika 15'te. Bırak al mavi güçlendirmeyi alsın ya. Bırak senin işin çünkü dakika 40'ta başlayacak. Yani. Olabildiğince beklemen lazım. O dakika 17-27 aralığının geçmesini ama bunu tercih etmedi Atlas ekibi. O yani Cassio ultisi vurmadıktan sonra o savaşı daha fazla kovalamayacaksın. Belki orada korku aradan çıkarsan evet bir şeyler yapabilirsin ama rakip de üçlü kuvvet bitmiş. Daha sonra asılık sopası bitmiş. Dakika 15, çok özür dilerim. Dakika 15'te 10.000 altınlık fark var. Öyle söyleyeyim sana şu anda yani, farkın ne olduğunu. Çok çok kötü oyun. Atlas bu oyunda resmen rakibi taktik olarak yenildi. Yani hani mekaniği falan filan bilmem ama taktik olarak tamamen daldılar. Bunu beklemiyorlardı. Yani rakibin bu şekilde Corki'yi kullanabileceğini bence düşünmüyorlardı. Buna şimdi bak şurada bizim Cassiopeia'nın ultisinden Dumbledore sıçrayla kaçıyor arkasını dönerek Corki direkt arkasını dönüyor. Yürüm geldi postum inanılmaz yalnız. Evet çok çok iyi. Şimdi birazdan kocaman bir Maokai gelecek bu sırada onu da göreceğiz. Zek içeri giriyor. Nardius'un üstünde fakat yeteri kadar tabii ki hasar veremiyor. Yerom tek başına kalmış yapabileceği hiçbir şey yok burada artık.
burada yani belki de oyun elden gitti diye düşündüler. Hani belki şurada bir Cassiopeia ultisiyle bir şeyler yaparız diye düşündüler ama yok, hayır yani savaşmamız lazım bu pozisyonda. Birazcık daha hani oyunu rölantiye almaya çalışmaları lazımdı. Belki minyon dalgası temizlemeye çalışmaları lazımdı ki yani hakikaten çok zor bir durumda. Abi dakika Atlas... 16'da 5 tane kule almak neymiş ya? Dakika 16 5 kule, 28.800 altında 19.600 altın, 6-1 de skor. Yani güzel çalışmış dersen Beşiktaş'ın evet. Gibi bu kompozisyonun hakkını sonuna kadar verdiler. Yukarı kuleyi hemen hızlı bir şekilde ittirip aldılar. Ki Korki ile Nuş'un arasındaki minyon farkı bu kadar büyük bir güç farkı oluşmasına sebep oldu. Işınlan oyunu hani kağıt üzerinde Atlas için iyi gözüküyordu ama aslında gizli olarak çok geri düşürdü onları. Özellikle Lucian'ın hani minyon farkını yarı yarıya oluşmasını sağladı o pozisyon. Korki ilk vardı bedavadan kule itledi, minyon aldı. Sonunda kuleyi aldıktan sonra o gücü yavaş yavaş yaydılar. İkinci kuleyi aldılar. Şimdi artık harita tamamen onların. Söylemiş ki birinci ejderhayı siz alın demişti Beşiktaş gibi. Çünkü bundan sonraki ejderhaların hepsi bizim olacak. Bu mesajı aslında vermişti ve şu andaki ejderhayı da rahatlıkla hiçbir baskı olmadan almayı başarıyor Beşiktaş ekibi. Artık Atlas ekibinin ormanı direkt Beşiktaş ekibine ait oldu. Yani taciz falan etmiyorlar şu anda ormanı. Bu orman bizim diyorlar. Siz burada ne yapıyorsunuz diyorlar adeta. Kule altında bile savunma şansları şu an çok az. Kule altında çünkü Rudo, Korki, Rexa'yı hepsi bir şeyler fırlatıyor olacak. Bak başladı mesela. Adeta Maokai yani o kozalar bile bakar mısın? Bak, pıtır pıtır. Atlas'ın çok güzel bir kompozisyonu var fakat zamana ihtiyacı var. Şimdi dakika 30'da Cassiopeia ve Zek Vladimir üçlüsünün ultisi aynı anda gelse Beşiktaş ekibi yaşayamaz aslında ama o zamana ihtiyacı var. Şimdi dakika 17'de bunu yapsan ne olacak? Daha eşyaların hazır değil ki. Şimdi şöyle bir şey var. 17, 45 ve dış kulelerin hepsi şu an itibariyle düştü. Beşiktaş bundan sonra ne yapacak? Çünkü daha hani Baron bile çıkmadı. Evet. Yani tamam çıkacak birazdan ama o bile çıkmadan bu kadar erken bir safhada kuleleri almak demek bir süre boyunca aylak aylak dolaşmak anlamına gelebilir. Ama Jerome burada çok önde ve Beşiktaş takımı şu an kapamaya başladı. Bu arada tabii Morgan'ın botu gezgin çizmesi olmadığı için yetişemeyecek oraya ama Teokalis bu skoru istiyor. Sıçrayı kullandı Tavrin ama. Geldi ve evet sıçrayı aldılar. Ya aslında zaten Teokalis'in asıl amacı burada sıçrasını kullandırmaktı ve burada Herom sıçrayı kullanmak zorunda kalıyor. O bu sırada orta koridorda enerjinin yakalandığını görüyoruz ve son vuruş orada Cassiopeia'dan gelmiş. Bu çok önemliydi. Duş'un da yardımıyla evet burada bir skor almayı başardı. Şimdi orta koridorda kuleyi istiyorlar. Dumbledore'dan güzel bir karanlık esaret. Bakalım burada kuleyi alabilecekler mi? Mako'yu arka taraftan kapatmaya çalışacak gibi gözüküyor ama buraya yetişmesine çok imkan yok gibi. Teokalis şu anda yan tarafta bekliyor. Bir karanlık esaret daha orada. Bu sefer Lucian'ı tutturmayı başardı. Gerçekten çok iyi oynuyor. Mako'yu şu anda içeri girecek gibi. Geldi. Yan taraftan Nardius geldi. Bir ilk olarak Cassiopeia skorunu aldılar. Mako'yu içeride. Zek skorunu alıyor Nardius. 2'de 2 yapmayı başarıyor. Ve Atlas ekibi bir kuleye karşılık iki tane skor verdi. Devam edecek Teokalis sıçrasını da kullandı. 3'te 3 yapan bir Nardius. Lucian skorunu da almayı başarıyor. Beşiktaş ekibi gerçekten şiir gibi oynuyor. Altın farkını dakika 19'da 11.000 altına kadar çıkarttı. Yani skor almak her şey değil. Bunu biz binlerce kez söyledik. Bu noktada tamam. Rudo'yu aradan çıkardılar ama haritanın üst tarafında görüşleri yok. O taraftan gelen bir rotasyona karşı kanatları açık. Zaten çok geridesin. Karşıda eşya düzeni yani oyunun bu dakikasında çok üst noktaya taşınmış bir Maokai var. Korki yani iki tane tam eşyasını bitirmiş daha senin nişancı 1.5'tayken. Böyle hani tam kuleyi alma düşüncesi güzel ama yan tarafı da bir koru. Yani oradaki görüşe bir hakim ol. Yani rakip takım yaldır yaldır üzerine geliyorsa yani burada bir şey var demektir. En kötü bırakacaksın Cassiopeia'yı geri çekileceksin. Hem korkuyor 3 tane skor veriyorsun. Üzerine yani haritadaki avantajı yeniden yitiriyorsun. Şu an totem koymak bile çok büyük bir sıkıntı Atlas için. Ya bir de Dumbledore'un orada yani son pikselen tutan Cassiopeia, Lucian karanlık esareti gerçekten çok iyiydi. Orada adeta Atlas ekibini yani tek tek böyle cımbızla ayırmayı başardı. Beşiktaş ekibi üstünlüğü artırmış bir şekilde devam ediyor şu anda. Terapist bu sırada enerjiyle karşı karşıya gelecek ama Zek de orada. Bakalım buna ne yapacak? Enerji çıkabilecek mi? Ölüm cezası denemesi. Hayır. Enerji oradan rahatlıkla geri çekilmeyi başarıyor. Yani bunu tuttursa aslında yine birazcık daha nefes alabilecek vakit bulacaklardı ama tutturamayınca enerji oradan çıkmayı başardı. Zaten ultisi vardı. Zaten sıçraması vardı. En kötü burada bir kovalamacı durumu yine Atlas'ın aleyhine gelişecekti. O yüzden ısrarcı olmadılar. Aynen öyle. Şimdi bakalım oyunun 20. dakikasına girmiş bulunuyoruz. 37.300 altına 26.700 altın. Daha dakika 20 ya. Hadi 21'e giriyoruz şimdi.
Yani şu dakika mesela Beşiktaş'ın yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi Baron'a hani başlamak gibi bir şey olabilir. Çünkü ama Baron... yapacaklarını da hiç zannetmiyorum. Yani şu anda zaten Atlas'ın ya Atlas'ın ormanı gibi çok büyük bir hazine var. Yani Baron'dan daha değerli bile olabilir şu anda bu. Aynen. İki ormana sahip şu anda Beşiktaş ekibi. Birazcık kilidi açmaları için vakit gerekirdi. Birazcık daha rotasyon 1-3-1 burada mesela çok işe yarayabilir. Belki yapmayı düşünürlerse. Hani orta koridordan 3 kişiyi gönderip 1 kişi yukarıdan 1 kişi aşağıdan deneyebilirler. Ama onun haricinde bir tane inhibitör kulesini açmaları demek oyunun hani kilidini kırmaları anlamına gelecek. Ki bunu yapabilmek için de bak mesela Korki'ye maviyi vermek çok doğru bir düşünce. Çünkü hani şu an Nulu'dan çok daha fazla hasar potansiyeli var. Kulenin altına atabileceği şeyler de. Aynen öyle. Üçlü kuvveti bitirmiş. Mahvolmuş kralın kılıcını bitirmiş. Sihirbaz papucunu bitirmiş. Gayet iyi durumda şu anda. 5-0-2 oynuyor. Yani her korku oyuncusunun rüyası oyunun bir kadarında sahip olduğu eşyalar, aldığı skorlar, her şey istediği gibi gitti. Yani Beşiktaş oyunun başında ne düşündüyse yapmayı başardı. Bir iki tane ufak hata işte Nuno'nun orta koridorda belki yakalanması vesaire ama onlarca hakikaten mükemmele yakın yapılmış, mükemmele yakın uygulanmış bir oyun görünümde Beşiktaş adına. Aynen öyle. Şimdi bu sırada Lucian orada alt koridordaki minyonları temizliyordu. Cihan Samet Arabistiklis de orta koridorda ittiren Beşiktaş ekibine karşılık vermek istiyor. Heron da üst koridorda şu anda o kuleyi almak istiyor ama Teokolic ultisini kullandı. Üst koridora ilerlemeye başladı. Bakalım orada Heron'u bulabilecek mi? Heron oradan uzaklaşmaya çalışıyor şu anda. Teokolic hala kovalıyor. Ve evet şu anda havaya zıplatmayı başardı. Bakalım burada savaşı göreceğiz. Yarıya karcanını indirmeyi başarıyor Teokolic. Ama orada tabii minyonların da çok fazla olduğunu söylememiz lazım. Bu sırada Lucian geri çekilmeye çalışıyor. Işınlandı. Vladimir gitti. Evet Vladimir gitti. Yukarıdaki ilk kuleye ışınlandı. Victor Kulesi'ni bunu acaba Baron'la mı değerlendirmeye çalışacak mı? İşte hayır Baron'u hala bana sorarsan yanlış bir tercih olur. Burada bir tuzak kurmak istiyor şu anda. Evet. Dolce. Tuzak daha mantıklı. Bakalım burada bir şey var. Mako'yu şu anda ultisini kullandı üstünde. Kara kalkan da var. Zek bir anda düşüyor. Pasifi devrede ama oradan çıkmasına imkan yok. Çünkü 5 kişilik Beşiktaş ekibi orada Zek'i yok etmeyi başarıyor. Ormancıyı da aldıkları için işte şimdi Baron'un kapıları ardına kadar açılmış durumda. Teokolis hala Baron'un arkasındaki çalıda bekliyor. Vladimir bulmuş durumda. Korki içeri girdi. Kan havuzuna bürünmüş durumda. Bakalım çıkabilecek mi oradan Vladimir? Şimdi Thresh'ten Fener de geliyor ve oradan çekilmeyi başarıyor. Sonra hala Baron'a devam eder tabii. Hasar potansiyeli verecek şampiyonlar yukarıda kaldığı için Baron'un canı gitmiyor şu anda. Evet, Korki muhafamış durumda şimdi yaklaşıyor. Ona ihtiyaçları var. Evet yoksa şimdi bayağı bir hasar vermeye başlar. Yarıya karcanını indirdiler Baron'un. Atlas ekibi zaten karşılık bile vermiyor. Alın sizin olsun. Evet. Yapacak bir şey yok dedi. Ve burada dakika 22'de Ejderha'yı almayı başarıyor. Özür dilerim 23'te Ejderha'yı Baron'u almayı başarıyor. Beşiktaş ekibi. Yani rakibin ormancısını aldıktan sonra tabii ki artık no brainer dediğimiz. Bir de Ejderha. Bir karar. Üzerine bir de Ejderha. Kaçıncı Ejderha olacak bu? 2. 1-1'di şu anda. Şimdi ikinci Ejderha'yı alacak Beşiktaş ekibi. Bakalım Atlas ekibi buna karşılık verecek mi ama hiç niyetleri yok gibi. Ya tamamen bir kartopu. Ormanda görüşleri yok ki. Aynen. Tamamen bir kartopu oyunu izledik burada. Kartopu olan, çığ olan Beşiktaş rakibinin üzerine düştü ve mahvetti onları diyebiliriz bu noktada. Yani 13-14 bin civarlarında, 13 bin civarlarında bir altın farkı söz konusu. Özellikle nişancılar arasındaki fark burada göz kavaştırıyor diyebiliriz. 7300'e, yanlış kalabiliyorsam 11600. Yani iki eşya demek ya neredeyse. Aynen öyle. İki eşya demek. Şimdi Baron güçlendirmesiyle işler karışabilir. Teokolis içeri girdi bakalım orada terapisti yakalayabilecek mi? Hemen şey kullandı ama şimdi Lucian'ı yakaladılar. Lucian hemen orada Thresh'in Fener'de tıklayıp geri çekilmeyi başarıyor. Daha fazla takip etmeyecek gibi gözüküyor Beşiktaş ekibi ama burada inhibitör kulesini almak istiyor. Baron güçlendirmesi sayesinde rahatça alabilecekler gibi ama Korki de alt koridorda şimdi kuleyi aldı. Bu sırada Zek yakalanmış durumda. Mako'yu da oraya gitti ve skor almayı başarıyorlar. Pasif yok çünkü orada Zek'in. İnhibitörü açabilecekler mi? Bunu da rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Biraz kısa bir oyun oldu. Bir karanlık eder. Bu sefer de Cihan sana tutturmayı başardı. Dumbledore inanılmaz oynuyor gerçekten. Vladimir oradan çıkabilecek mi acaba? Kanomuz yeteneğini de kullandı. Mako'yu hala içeride. Kuleden gelen hasarı tamamen tanklamış durumda. Ve burada geri çekilmek zorunda kalıyor. Atlas ekibi gerçekten çok zorlanıyor şu anda ya. Nexus kulelerinde çalışmaya başladılar ama yani o kafa kafaya gidilmez o çocukların ardı üstüne. Ama almayı başardı. En azından almayı başardı. Yani orada tutuştur artı
zehirle beraber almayı başardılar. Sonunda dur demeyi başardılar. 500 altın cebine koydu Cassiopeia ama yani hala çok fazla bir umutları yok desek yeridir. Burada Beşiktaş bence yanlış oynadı. Hani Nexus taraflarının yöneleceklerini ortadan ikinci bir inhibitör açma yöntemini deneyebilirlerdi ama birazcık daha sanki oyunu bitirmeye yönelik hareket ettiler. Şunu söylemek lazım, hala 26. dakikadayız. Hani ölen evet. Yarım saat gitmiyor. Hemen geliyor 30 saniye içerisinde neredeyse. O yüzden belki de birazcık saate bakmamış işleri derken şimdi Jerome orada Jerome yakalandı. Kan omuzuna girse bile çok bir önemi olmayacak. Orada yine sersemledi ve Taldrin'le kafa kafaya girdi ve az önce sıçrasını kullandığını hatırlıyoruz. Burada Taldrin'le beraber Morgan'a o da skor almayı başardı. Evet. 2-1-9 bu arada Morgan'ın da. Onda Zonya'sı var. Evet. O da gerçekten orta koridorda böyle bir taşıyıcı gibi oyunlar sergilemeye başladı. Gerçekten Beşiktaş gibi şu an çok rahat durumda. 49.300 altına 35.100 altın. Altın farkı gitgide açılıyor. Herhalde şu an Atlas'ın Teamspin'deki muhabbet şeydir. Bizim Vlad'da daha Zonya yokken herifleri Morgan'ası Zonya yapmış gibi konuşuyor olabilirler ya. Çünkü yani oraya gelene kadar daha çok var. Evet. Vlad'ın birazcık daha etkili olabileceği dönemde çok daha uzaktayız. Ve enerji bu sefer mavi güçlendirmeyi kendisine aldı. Korki'ye ceza verdiler adeta. Az önce gittin kafa kafaya girdin öldün. Oyunu bitiremedik. O zaman mavi de alırız şeklinde. Diğer tarafta bakıyorum. Orta koridordan bir ittirme uğraşı var. Rexey sonunda işte bu ayrı ittirme olayına başladı. Açık koridordan minyonları Nexus kulelerine doğru götürmeye çalışıyor. Şimdi bak Vlad mesela burada Korki'ye hasar vermeye çalışıyor da borçlu çıkan orada Vlad oldu. Yani burada şimdi bu kuleyi almak isteyen Lucian bu sırada ultisini kullandı. Oradaki minyon dalgasını temizlemek istedi. Aynı zamanda Nardius'u biraz dürtmek istedi. Zek gerilmiş durumda, bakalım içeri girecek mi? Hayır, bundan vazgeçti. Tekoz bu sırada en arkada. Orada acaba bir pozisyon bulabilecek mi? Beşiktaş ekibi biraz daha geri çekilmeyi tercih ediyor şu anda. Ki Korkun üzerine bir de ebedi kılıç bitmiş. Tekoz üste gider yalnız şu anda. Dolch orada. Yani yerde Tekoz üste atladı yalnız. Terapist çok büyük hasar yine. Ben bile yetişemedim anlatmak için. Cassiopeia ultisini kullanıyor. Acaba oradan çıkabilecek mi? 2'de 2 yapmayı başarıyor Nardius. Zek ultisini kullandı. Marco içeride. Bakıyorum Korki içeride. Geri çekilmek zorunda kalıyor yine Atlas ekibi. Burada yani inhibitörü koruyacak halleri bile yok şu anda. Aynen öyle. Ki yani Cassiopeia'nın ödüşü işte bayağı zorlaştırdı. Lucian'ın o yakınlarına girip otomatik yapabilecek fırsatı bile olmaz. Gerildi oradan. Elastik sapan gelmedi. Ya. Olduğu yerde zıpladı. Zek ve süper minyonlarla beraber artık son vuruşu yapmaya geliyor Beşiktaş ekibi. Vladimir ultisi mükemmel bir ulti ama birazcık geç kaldı bu ulti için. Rakip takım pek sallamadı bu ultiyi derken şimdi orada içine girdi Zek. Marco'yu da içine giriyor Zek'in üzerine ve Zek parçalarına ayrılıyor. Hala düşmedi orada. Minik Zekler dayanmaya devam ediyor ama bir yere kadar, Korki'ye kadar diyoruz. Korki bir skor da aldı. 9-1-4. Ve orada bu sefer terapisti yakaladılar ama Zonya görüyoruz Morgan'dan. Hemen kaçtı oradan. Bari giderek şu Morgan'ı alayım diyor ama alamıyor maalesef. Bu noktada Lucian hatta Thresh'in yanına da artık, çok güzel sattı. Artık. Sen benim hatunu kaçırdın. Vakti zamanında al. Hadi artık bakalım. Evet yani biraz daha keyfi vurdu iki ekipte. Beşiktaş ekibi artık Nexus'a son vuruşları yapacak gibi gözüküyor. Ve günün ilk maçının kazanını Beşiktaş ekibi oluyor. Gerçekten çok çok iyi oynadılar. Yani dakika 17'de 11 altı fark yaratmak nedir? 5 tane kule almak nedir? Aga sen ne yapıyorsun diye adama sorarlar. Yani farklı kompozisyonda rakibin oyununu oynamaya çalışınca Atlas bu sonuçta karşılaştı diyebiliriz. Yanlış oyun. Yanlış oyunda tabii bu sahnede, bu seviyede sonuçlarını bu şekilde görüyoruz. Normal bir hani teknik derecede bunu yaparsın belki oyunun sonunda dönersin ama Beşiktaş gibi bir ekibin karşısında bunu yapabilmek zor. Ya aslında senin söylediğin gibi şu andaki metada artık 10-15 şampiyon var. Çok fazla şampiyon seçeneği var. Atlas ekibi biraz ezbere mi acaba hareket etti? Yani orada biraz daha belki karşı rakibin kompozisyonu okuması lazımdı. Burada aslında biraz başarısız oldular gibi Beşiktaş gözüküyor. Beşiktaş çığır açmadı kompozisyon konusunda. Geçen seneden beri klasik bir kompozisyon yaptı. Aynen. Geçen seneden beri dönem gördüğümüz aslında bir Korki koridor değişikliğini belki beklemiyor evet. vardı diye düşünüyorum. Ona hemen yanıt veremeyince karşılığı çok kötü oldu. Çok sert bir şekilde döndü. Hı hı. Ben hala o ışınlanma konusundayım. Orada hani ejderhayı zorladılar. O ejderhayı zorlamaları çok büyük bir vakit kaybı oldu. Yukarıda Korkin'in o kadar fazla bir süre boyunca boşta kalması zaten seviye, öncesinde minyon seviyesi çok yüksekti. Aynen. Minyon skoru. Seviye bakımından, eşya bakımından, minyon bakımından altı her şey onun neyine gelişti ve
aslında Beşiktaş Korki'yi, yine Narduyus'u çok iyi bir şekilde boşa çıkarıp kendini taşıtmayabilirler. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi isterseniz ufak bir ara verelim. Ufak bir aradan sonra Beşiktaş ve Atlas arasındaki 5 maç...